Tabii ki bizim tekstille alakalı çok köklü bir geçmişimiz var. Çok eski bir tarihi olan bir ilçeyiz. Denizli'de organize sanayide ihracata yön veren sanayicilerimizin hepsi bizim hemşerimizdir, babadağlıdır. Tabii ki dünya çapında, Türkiye çapında sanayicilerimiz de var. Sayın Ahmet Nezihzorlu bunlardan bir tanesidir. Açıklanan Forbes dergisinde de bu listeye giren iki tane sanayiciden bir tanesi kendisi. Bir tanesi de yeğeni Sayın Olgun Zorlu'dur. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Ticarete yön veren, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan iş adamlarımız bizim gurur kaynağımızdır. Bizim ilçemizin de bu bağlamda ülke ekonomisine katkı sağlıyor olması bizim için kıvanç meselesi. Kendilerine ben teşekkür ediyorum. İşlerinde başarılar diliyorum. Peki başkanım, bu ilçe sürekli olarak bu tür zengin iş adamları çıkarıyor. Bir özelliği var mı? Havasından mı, suyundan mı? Tabii bizim ilçemiz tekstil geçmişinden kaynaklı ticarete çok yatkın bir ilçe. Dolayısıyla ticareti hakikaten Türkiye'de en eski mecrada hayata geçiren iş adamları hep babadağlıdır. Herhalde bizim geçmişimizden kaynaklı bu ticarete yatkınlık. Peki başkanım, bu ilçe hep zengin iş adamları, Türkiye ekonomisine yön veren insanlar çıkarıyor diyebilir miyiz? Tabii ki yani 1980'li yıllardan sonra özellikle Denizli organize sanayi bölgenin kurulmasında babadağlı sanayiciler çok önemli bir rol oynamışlardır. Onun devamında da Denizli'de tekstil sektöründe özellikle ihracat çok önemli bir yer kaplamaktadır. Bizim halen Babadağ'da tekstille uğraşan %90'a yakın nüfusumuz var. Denizli'de de ihracatla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor iş adamlarımız.